Büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinler şu anda puanlarını kullandılar. Kutularında bekliyor puanlar. Evet, ben de çok merak ediyorum bugün kaç puan vereceksiniz. Şevval, en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Nezihe Hanım'dan bekliyorum. Nezihe'den bekliyorsun. Peki en düşük puanı kimden? Adı neydi unuttum ya. Kübra. Kübra'dan bekliyorum. Ya böyle oluyor. Nedense en düşük puan beklediği, kimden bekliyorsak adı neydi diyorlar, biliyor musun? Senin gözüne bir şey mi oldu? Toz falan mı kaçtı bebeğim? Herhalde. Mikrop kapmasın. Bir mikrop kıran bir damla damlatacağım. Hatırlat. Tamamdır. Peki o halde hiç bekletmeyelim. Tabii. Hemen başlayalım. Başlayalım. Leyla'cığım, senden başlayalım. Kısaca sebeplerini duyalım mı? Karşılama çok güzeldi, çok eğlendik. Tüm mahallece hepimiz ayaktaydık, eğlendik, coştuk. Çok güzeldi. Misafirperverliği diğer gelinlere göre çok iyiydi, çok ilgiliydi. Yüzümüzü, benden istinaden söylüyorum, yüzümüzü güldürdü. Teşekkür ederim. Ev konusunda da tabii ki de kırdığım noktalar vardı. Ona göre puanımı verdim ben. Peki, puanını görelim. Benim sana puanım 3 puan. Kübra'ya 2 vermiştin ve hiç misafirperver değil demiştin. Sadece benim evimde misafirperverliğe mi 1 puan verdin? Misafirperverlik değil, evindeki uyuma, güler yüzüne verdim. Onun evinde benim evimi aynı anda kıyasladın. Sadece 1 puan benim misafirperverliğe mi verdin? Hayır, geri kalan hep puanı genelleme olarak 3 puan verdim. Totalde zaten 5 puan ya. Evet. 3 uygun. Yok, ben ona demek istemiyorum. Hani ona 2 puan vermişti ya Kübra Hanım'a ve beğenmemişti yani açıkçası. Ama şöyle bir şey var sadece... yani bunları mesela Nezihe'ye de kaç puan verdi sana? 2 puan vermişti. Nezihe şaşırdı çünkü şok geçirdi yani. Nezihe'de bu eve 3'ü çok mu buldun sen? Nezihe, anlayamadım. Benim evim daha güzeldi. Yani niye bana 2 verdin, buraya 3 verdin? Senin evin daha güzel değildi. Çünkü senin evinde karışık renkler vardı. Bu evde tam anlamıyla uyumlu renkler vardı. Ben evimi kendi zevkime göre daha güzel tasarım yaptığımı düşünüyorum. Hepsini kayınvalidem aldı. Kayınvalidem döşedi diye söyledi. Kayınvalidesine puan verdi. En azından onunki göze hitap ediyor. Sende göze hitap eden hiçbir şey yoktu. Ya Nezihe, ya sen neyden bahsediyorsun? Kızın evinde bir uyum akıyor. Sende renkler, her şey birbirine karışmıştı. İki elinizin evine baktığımda Şevval'in evi daha uyumluydu. Evet Ayşe'cim, seninle devam edelim. Kısaca sebeplerini duyalım kısaca. Tamam. Karşılamaya bayıldım. Hayatımda gördüğüm en güzel karşılamaydı. Teşekkür ederim. Evde eksiklerim vardı bana göre. Güler yüzünde beğendim açıkçası. Teşekkür ederim. İlk 2 günle kıyaslayınca hoşuma gitti. Evet, şimdi puanını görelim Ayşe'cim. Benim sana puanım 2 puan Ayşe'den. Neye verdin 2 puan Ayşe? Ben puanımı verirken ilk 2 günkü değerlendirmeme göre veriyorum. Vicdanım rahat olsun istiyorum. Onlara kıyaslıyorum. Güler yüzünü çok beğendim. Karşılama mükemmel ötesiydi. Sadece evde eksikleri... O kadar abarttın ki, mükemmel ötesi diyorsan sadece karşılama 2 puan bence. Yani şu açıklamaya diyorsun, mükemmel ötesiydi 5 puan dersin. Bence kendi gününe mükemmel oynuyor. Mükemmel ötesiyse karşılamaya Ayşe 2 puan verirdin. Ve kendimi... yani ben öyle hissediyorum. Şu an seyircinin sesi oluyorum. Tamam, öyle değil. Eğer mükemmel ötesiyse karşılama... güzel karşılama 1 puan, mükemmel ötesi karşılama 2 puandır. Ya sonrası yemek masasında 35 çeşit yemeği vardı. Ve çok beğendiğini söyledin. Sunumunu da elinden geldiğince şık bir şekilde yapmıştı. O sebeple 2 az değil mi? O sebeple soruyorum ablacığım, sakın yanlış anlama. Evet, şu an az olduğunu anladım. Ya. Evet. Ve Neziha Gelin'e 3 puan verdi, bana 1 puan verdi, kendim geçtim. Neziha'nın evine göre düşük müydü o zaman bu ev? 2 verdim, 3 vermedim. Peki bana buraya 2 mi verdin? Evet, güler yüzü... beni çok etkiledi. Sadece ben senin konuşmana, o tarzından hoşlanmadım. Sen Çanakkale'lisin. Nohut kahvesini biliyor musun? Duydun mu hiç? Hayır, duymadım. Benimle tanıdığınız nohut kahvesi, onun hatırına da mı bir verdi? O kadar şeyin içinde onun hatırı mı? Nohut kahvesi sadece mi? Bir kahvenin 40 yıl hatırı var yani. Yani hani bir de nohut kahvesi ilk defa benim sayemde tattınız. Ki Çanakkale'li olmana rağmen, bunu bilmemene rağmen. Sadece nohut kahvesiyle değerlendiremem. Nohut kahvesine gelene kadar sunum, çeşitliliğin, karşılaman onlar tamam, var. Tamam, peki biri kim neye verdin? Bir puanı bana dün ne için verdi? Burada benim puanım tartışıldığına göre ben konuşabilir miyim Aslı Hanım? Bravo, bence de. Nezihe Hanım'a 2 puan vermiştiniz ve hiçbir şekilde misafirperverliğini beğenmediğini birçok kez dile getirmiştin. Evet. Aramızdaki farkı sen de bize söyledin. Çok güler yüzlü dedin. Bir puanı güler yüzlüme verdim varsayalım. Ben o kadar çeşit sizlere sundum, ettim, yaptım. Eksik verdiğimi kabul ediyorum şu an. Ben ilk defa bu zamana kadar pişman oldum. Ve onun mutfağıyla benim mutfağımın arasında, mutfaktan da bahsetmiyorum yanlış anlama, uyum çok fazla vardı. Yani bence ben bu puanı hak etmiyorum ve kendi gününü oynadığını düşünüyorum açıkçası. İlk defa ben de bir puandan pişman olduğumu söylüyorum. Yani bu çok enteresan bir durum ya. Evet, şu an ben de o durumdayım. Gerçekten. Evet, yani şey. Kübra, bunu itiraf etmesi güzel bir şey. Kübra arkadaşımla aramda bir puan fark olduğuna gerçekten inanamıyorum. Şimdi Ayşe, ne oldu biliyor musun? Öyle güzel anlattın, anlattın, bizi yükselttin. Evet. Ben dedim herhalde 4 falan çıkacak. Evet. O sebeple nasıl yani puanını mı karıştırdın sen Ayşe? Ben zaten 2 puan arasında kalarak girdim içeri. Kaç puanla kaç puan arası kaldın? 3 ile 2 arasında kaldım, açıkça söyleyeyim. Sonra dedin ki 2 vereyim. 2 değmez yani, pişman oldum. Pişman olduğunu dile getiriyor ama son pişmanlık neye yarar? Ben o kadar şey yapmışım, uyum sağlamışım. Peki bunu not alalım. Pişman olmuş gelinimiz. Bunu da duyduk. Kayıtlara geçti. Pişman oldum diyorsun bu eve 2 puan verdiğin için. Peki bana da 2 puan verdin. Benim evimden üstün puan mı verecektin bu ev için? Ben senin evinde puan verirken senin evinde de kararsız kaldım. 2 puan arasında kaldım. Ama Şevval arkadaşım da ciddi anlamda pişman oldu. Ayşe 2 puan verdi, sonradan pişman olduğunu dile getirdi. Bence kendi gününü oynadığı için az puan tercih etti.